Merhaba Kumit arkadaşlar, nasılsınız? İyi misin? Herkes kalın bekliyorum daha genç kitleye seslenmek için. Survivor All Star 2004 konuşan 86. bölüm tanıtımı yapıldı. Haftanın 3. dokunmanız golü kim kazanacak? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Evet, bir mavi takım bir kırmızı takım kazandı. Ve kırmızı takım mavi takıma üstünlük sağlıyor. Potaya giren ikinci isim belli oluyor arkadaşlar. Beklenen isim mavi takım. Yaman. Meğerseler haftanın 3. dokunmanızı ve 4. dokunmanızı golü kazanan kim olursa olsun potaya girecek isimler aşağı yukarı belli ama özellikle dokunmanızlık oyunda yine yüksek tansiyon izledik. Berna ile Ogeder arasında tartışma çıktı. Özellikle Damlacan'la Nagihan arasında oyun alanında sert tartışma izledik. Ve konseyde de yaşandı. Yani özellikle bu hafta çok kavgalar izledik. Ama ayın kavgası tabii ki Ogeder ile Yunus Emre arasındaki kavgaydı. Peki Acun Bey daha çok inisiyatif kullanır mı? Tabii ki adalar birleştiği zaman yüksek tansiyon yine izleyeceğiz. Ama Nagihan özellikle tek bacakla kadın oynuyor ve harikalar yaratıyor. Tabii ki Nagihan'ı hem lisede hem Damlacan kırmızı takımda da bazı kişiler çekemiyor. Bu anlamda Nagihan'ı kimse kolay kolay karşısına alamaz arkadaşlar. Ve bu akşam haftanın 3. dokunmazlığı, haftanın 4. dokunmazlık oyunları var. Yine erkeklerle 4'lü düğün edeceğiz. Yaman, Özgür var. Yani kim gelirse gelsin, iki kırmızı iki mavi olsa olsun kesinlikle kesinlikle potaya gelecek isimler belli arkadaşlar. Ama özellikle adalar birleşecek. Az kaldı. Sayılı günler kaldı. Adalar birleştiği zaman yüksek tansiyon izleyeceğiz. Tabii ki dediğim gibi herkesin performansı çok önemli. Ve Nagihan özellikle dediğim gibi kırmızı takımı sırtlıyor arkadaşlar. Ve Nagihan'ın tekrardan oynaması kırmızı takıma daha çok iyi geliyor. Tabii ki mavi takım Hakan ve Poyraz'ın gitmesiyle çöker mi? Topalım derken bu hafta da tutunmayı başarırlar. Ve hem mavi takım hem de kırmızı takım için bu hafta çok önemli arkadaşlar. Haftanın 3. ve 4. dokunmaz golünü mutlaka almalı lazım. Derken mavi takım bu hafta moral bir şekilde 3. ve 4. dokunmazı alırsa bambaşka bir tablo izleriz. Ama kırmızı takım özellikle avantajıyla alırsa bambaşka bir tablo izleriz. Hamleleri hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ve Acun Bey çok önemli kararlar açıklayacak. Bunun altını çizelim. Ve adalar birleştiği zaman takımlar ayrışacak mı? Takımlar birleşecek mi? Bunu hep beraber görmüş olacağız.